Burcu'nun Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir kahvaltılık tarifi yapacağız. Yumurtayı kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak 3 yemek kaşığı kadar susamımızı yağsız tavamıza alıyoruz. Ve bunları kısık ateşte bir güzel kavuruyoruz. Çok fazla kavurmamıza gerek yok. Zaten hafif kavrulduğunda kırmızı bir ton elde edilecektir. Ara ara tavamızı karıştırarak ya da bu şekilde kaşık yardımıyla karıştırarak kavurabilirsiniz. Kavrulmuş susamlarımızın içerisine 1 yemek kaşığı kadar margarin veya tereyağı ekliyoruz. Ve tereyağı eriyene kadar tekrardan güzelce birbirlerine karıştırıyoruz. Bu arada tereyağımız erirken bir taraftan da yumurtalarımızı çırpalım. 2 adet yumurtamızın içerisine bir miktar kadar istediğimiz kadar tuz ekliyoruz ve bir güzel çırpıyoruz. Çırptıktan sonra kavrulmuş olan susamlarımızın üzerine yumurtamızı döküyoruz. Evet, her tarafına eşit gelecek şekilde dökersek çok daha güzel bir sonuç elde etmiş oluruz. Döktükten sonra yumurtanın gelmediği kısımlar olmasın diye tavamı şöyle hafif bir şekilde çevirdim ben. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yumurta her tarafına geldikten sonra tavamızın kapağını kapatıyoruz ve 1 dakika kadar pişirmeye bırakıyoruz. 1 dakikanın sonunda yumurtamız bu şekilde pişmiş oluyor. Pişen yumurtamızın üzerine önceden rendelemiş olduğumuz istediğimiz kadar miktarda kaşarı bir kısmına, yumurtanın sadece bir kısmına gelecek şekilde koyuyoruz. Burada ne kadar kaşar kullanacağınız size kalmış. Ama benim kullandığım kaşar miktarı da yeterli oldu. Daha sonra diğer kısmı, bu kaşarlı olan kısmın üzerine kapatacağız. İnanın bildiğiniz simitli yumurta tadı alacaksınız. Harika simitli, sanki simitli bir yumurta yiyormuş gibi enfes bir kahvaltılık elde etmiş olacaksınız. Ben tadına bayıldım. Harika oldu. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaptığınızda pişman olmayacağınız harika bir kahvaltılık tarifidir. Şimdi sizler için tavamı aldıktan sonra kaşarlarının ve yumurtanın nasıl olduğunu da göstermek istiyorum. Servis tabağımı alıp bu şekilde yumurtası, yani içindeki kaşarı da bir hafif eridikten sonra tavamızı alıyoruz ocaktan. Şimdi size servisini göstermek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi harika bir kahvaltılık elde etmiş olduk. Size iç kıvamını da göstereyim. Evet, harika, yumuşacık bir yumurta. Hem de bildiğiniz simit tadında, kaşarların da içinde akışkan olması enfes bir tat veriyor. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle bu yumurtayı bu şekilde deneyin derim. Hani tavsiye ettiğim en önemli tariflerimden birisi de budur. Emin olun. Siz de yaparsanız ya da yapmak isterseniz ya da farklı bir yumurta tarifi denemem isterseniz yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden yazan herkesten teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Şimdiden deneyecek olan herkese de afiyet olsun diyorum. Sağlıcakla kalın.